Merhaba hızlandırılmış dünya tarihi dersimize hoş geldiniz. Bugün objektifimizi son bir kere daha Çin'e doğru çevireceğiz. Bu arada elimdeki cupcake için teşekkürler. Çok güzel yani. Gerçi Çin'le Cupcake arasında bir bağlantı arıyorum ama bulamıyorum. Evet Çin şeklinde kesilmiş ve kırmızının klişe olacağını düşündüğümüz için maviden yaptığımız kek parçası. Öğretmenim öğretmenim öğretmenim. Senin bıyıklarını kesene kadar benimle konuşma hakkın yok. 20. yüzyıl iki tane devrime tanıklık ettiği için Çin açısından çok önemlidir. Çin'in 1911'deki devrimi dünya tarihi açısından 1949'daki komünist devrimden daha önemli olabilir. Ama birincisi Çin'deki komünizmin soğuk savaş sırasında çok daha önemli bir hal almış olması. İkincisi de komünist Çin'in babası Mao Zedong'un kendi reklamını yapma konusunda çok iyi olması yüzünden sizin tabii ki de bunu bilmenizi beklemiyorum. Mao'nun kendi içeren kitabına Çindeki herkesin sahip olması gerekiyordu. Hızlandırılmış kursun önceki bölümlerinden hatırlayacağınız üzere Çin'in 19. yüzyılda Afyon Savaşları'nı kaybetmesi sonucunda Avrupalılar bölgede üstünlük sağlamışlardı ve o dönem iktidarda olan Çin kanedanlığı için oldukça yüz kazartıcı olan bu durum onları reforma itti. Çin'in Avrupa askeri teknolojisi ve eğitim sistemini benimsediği bir devrim dalgasına kendi kendi güçlendirme denilmişti. Japonya için ne kadar başarılı olduğu düşünüldüğünde göze kulağa hoş gelen devrimler ama ne yazık ki içinde iş ama bugüne kadar bunun yerine 1900'lü yıllarda Çin'de aralarında Sanyat Sen'in de olduğu birçok genç liberalin etkisiz hale getirildiği anti batılı boxer ayaklanması yaşanmıştır. Evet şimdi açık mektup vakti geldi. <laughs> San yat sene açık mektuptan önce bakalım gizli bölmede ne varmış. Evet. Oh, konfeti mi? Havai fişekleri Çin'in icat ettiği konusunda biraz abartmıyor muyuz? <laughs> Vahahahay. Yine de sanırım çok başarılı bir icat olduğu konusunda hemfikiriz. Bu konfetilerin birini bile atanmazken şimdi 6-7 tanesini bir arada atabiliyoruz öyle değil mi? Evet harika. Sevgili Sanyat Sen sen inanılmaz bir adamsın. Çin Cumhuriyeti seni devletin babası. Çin Halk Cumhuriyeti de demokratik devrimin öncüsü olarak görüyor. Çünkü hakkında anlaşmaya varabilecekleri tek şey sensin. Çin'de Japonya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığın Hristiyan olduğun bir doktor ve çok ünlü bir bilim kurgu yazarının babasıydın. Ama işin rahatsız edici kısmı çok başarılı olacağını düşünmeme rağmen Çin'i yönetme seçme sahip olamamış olman dostum. Üç önemli halk prensibin milliyetçilik, demokrasi ve insanların geçinebilmeleri gerçekten de çok önemli prensiplerdir. Bazı şeyleri gerçekleştirilmek için uzun bir ömür sürememiş olmanın dışında Warhol portrelerindeki de senin yüzün değildi. Ah bunun senin için oldukça üzücü bir durum olduğunu biliyorum. Evet Çin kanedanlığını sona erdiren 1911 devrimi kazara patlayan bir bomba sonucu devrimcileri eğer harekete geçmezsek bizi saf dışı bırakacaklar noktasına getirdi. Bu isyanda muhtemelen diğerleri gibi bastırılacaktı ama daha sonra modern olmak istedikleri için işin içinde bu sefer orduyu soktular. Çing İmparatoru tahttan indirildi ve isyancılar bir general olan Yuan Shikai'ı lider olarak seçerken Sun Yat-sen de 1 Ocak 1912'de geçici cumhuriyetin başkanı seçildi. Bir senato ve alt meclisten oluşan ve yeni bir anayasa yazacak olan bir hükümet de kuruldu. Birinci seçimde Sun Yat-sen'in partisi olan Kuomintang en büyük parti olmasına rağmen oy çoğunluğuna sahip değildi. Sun Yat-sen'in bunun üzerine Yuan'a danışması, Yuan'ın Kuomintang'ı devre dışı bırakıp diktatörlüğünü inan etmesiyle sonuçlandığı için aslında bu Sun Han Yat-sen'in en büyük hatasıdır diyebiliriz. Yuan Shikai'nin 1916'daki ölümünden sonra ise Çin'in 3000 yıllık hanedanlıktan sonra farklı bir rejime sahip olan iki hükümeti de dağılmaya başladı. Büyük ölçekli yerel hükümdarlar ve küçük orduları Çin'in yabancı kontrolünde olmayan bölgelerini yönetmeye başladılar. Bu olayı Çin'in geçmişindeki savaşan devletler zamanından ve daha sonra Han Hanedanlığı'nın yıkılmasını takiben Sui Hanedanlığı'nın yükselmesi döneminden de ki bu yaklaşık 300 yıl süren hatırlayabilirsiniz. Çin tarihinde 1912 ile 1949 arasındaki dönemi hükümete hak ettiğinden daha fazla puan veriyor. Olsa da zaman zaman Çin Cumhuriyeti adı verilir. Çin'i bir ulus devlete dönüştürmeye çalışan grup Kuomintang'dı ama 1920'den sonra Çin Komünist Partisi de sahneye çıktı. Kuomintang'ın yerel güçleri devre dışı bırakılıp Çin'i birleştirmek için Çin Komünist Partisi yani ÇKP'den destek almaları gerekiyordu ve komünistler ve milliyetçiler arasındaki bu ittifak patlamaya hazır bir bomba gibiydi. İki grup 1920'lerin başında bazı şeyleri onarmaya başarsalar da Sanyat Sen'in 1925'teki ölümünden sonra Kuomintang lideri Chen kai komünistlerin sosyalist seri teşvik etmesine sinirlendiğinde ittifak 1927 yılında dağıldı. Ama komünistler bu durumdan hiç etkilenmediler. Bu birçok sebep yüzünden ne kadar kötü bir ayrılık olsa da en yıkıcı komünistler ve milliyetçiler arasında bir sivil savaş başlamış olmasıdır. Sivil savaşı çok detaylıca anlatmayacağım ama bir ipucu vereyim komünistler kazandı. Burada önemli olan birkaç noktaya değineyim. Mao bu savaştan ne kadar zaferle çıkmış olsa da Mao ve komünistler 1934'te eğer güney içinden dağlara doğru büyük yürüyüş olarak bilinen çok uzun ve yürek parçalayıcı bir yürüyüş yaparak kaçmış olmasalardı belki de onları bir daha göremeyecektik. İkinci önemli nokta Kuomintang'ın ÇKP'nin nin peşinde olduğu sürenin büyük kısmında Çin, Japon işgali ya da saldırısı altındaydı. Üçüncü olarak Chen Kai-shek'in Amerika'dan aldığı desteklere rağmen komünistler Japonlarla milliyetçilerden çok daha iyi savaşıyorlardı. Ve milliyetçilerin her mağlubiyetinde Çinli destekçilerinin desteği de azalmaya başlamıştı. Tüm bunlara milliyetçi yolsuzluklar, köylülerden alınan vergiler ve milliyetçilerin sivil kıyafetleri bürünerek 1937'de Japon yıkımına maruz kalan Nanking şehrinden kaçmış olmaları daha yardımcı olmadı tabi. Bu arada komünistler orduların kuzeybatıdaki arazileri yağmalamalarına izin vermeyip köylülere yerel hükümetlerde daha fazla yer vererek köylüleri kazanmaya başlamışlardı. Bu Mao'nun komünist liderliği altında her şeyin toz pembe olduğu anlamına gelmiyor. Bu tebeşirle yapılmış bir illüstrasyon. Harika değil mi? 1942'de olacaklara hazırlık olarak Mao öğrenci ve entelektüelleri köylere gönderip köy hayatının nasıl olduğuna dair onları yeniden eğitmeyi amaçlayan bir düzeltme programı başlattı. Hızlandırılmış kursun politik olarak tarafsız olmasını amaçlamamıza rağmen entelektüellere ağır iş yaptırılmasının kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtelim. İkinci Dünya Savaşı bittikten 4 sene sonra komünistler Chen Kai Shek'in ordusunu Tayvan'a gönderdiler. Bu askeri zaferler Mao'nun 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilan etmesini sağladı. İktidara geçtiklerinde Mao ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin yeni bir sosyalist devlet yaratmaları gerekiyordu. Mao, Çin'deki işçi sınıfının halkın demokratik diktatörlüğünün liderleri olmasını istiyordu. Demokratik diktatörlükler, ah siz yok musunuz? Düşünsenize, hem demokrasinin hem de diktatörlüğün en güzel tarafları bir araya geliyor. Hala seçim yapılabiliyor ama kafa yormadan tek bir kişiyi seçebiliyorsunuz. Düşünmenize hiç gerek yok. Çin Halk Cumhuriyeti kadınlara eşitlik, kira indirimi, arazilerin yeniden dağıtılması, yeni ağır endüstri ve daha birçok özgürlük sözü verdi. Bu özgürlüklere düşünce, konuşma, yayım, toplantılar, dernek kurmak, yazışmalar, kişi, oturma, bir yerden bir yere seyahat edebilme, dini inanışlar ve toplama ve gösteri hakkı da dahildi. Öyle mi? Tabii ki. Tabii ki de hayır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu haklardan hiçbirini koruyamaması bir yana Mao'nun Çin'i eğer mülk sahibi ya da iyi iş yapan bir çiftçiyseniz hiç de eğlenceli bir yer değildi. Mülk ve arazilerin yeniden dağıtımı sahiplerin ellerindeki gücün çoğu zaman şiddet içeren bir şekilde ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. Gücün merkezde toplanması ve bireysel hırsların kontrol altında tutulması hükümeti zorlamaya başlamıştı. Çin'in Kore Savaşı'na dahil olması ise Mao'nun de demokratik diktatörlüğünün ilk kitlesel kampanyasına da ket vurmuştur. Savaşa destek çağrısı yapan kampanyaya Amerika'ya diren Kore'ye yardım et adı verilmiş ve yabancıların ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanmıştır. Devrimci karşıtları için yapılan ikinci bir kampanya diğerinden bile kötüydü. İnsanlar Kuamingtang'a ya, ya da yeterli derecede komünist olmayan herhangi birine ilgi duymanın aşağılanma ve şiddet görme anlamına geldiğinden şüphelenmeye başlamışlardı. 1950'nin Ekim ayı ile 1951'in Ağustos ayı arasında ajan ya da devrim karşıtı olduğu düşünülen 28.300 222 kişi sadece tek bir şehirde Kuamin Tan'da öldürüldüler. Üçüncü kitlesel kampanya olan 3 anti kampanyası Komünist Parti'nin reformunu amaç edinmiş. Sonuncu kampanya olan 5 anti kampanyası da Çin'de özel sektörün ortadan kalkmasıyla sonuçlanan Burjuva kapitalizmine karşı düzenlenmişti. Son kampanyaların kurbanlarından çok azı hayatlarını yitirdi belki ama bu kapitalizmin tamamen ortadan kalkması ve devlet kontrolünün artması anlamına geliyordu. Evet sıra düşünce baloncuğunda Mao ve Çin Halk Cumhuriyeti Sovyet modelini izleyerek Çin'i endüstriyel bir güç merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. Hemen bir parantez açıyorum. Sovyet modeli sayesinde Rusya açlıktan ölen 10 milyonlarca insana rağmen 5 yıllık planlar adıyla bilinen merkezi planlama ve tarımın kolektif hale getirilmesiyle sanayileşmeyi başarmıştı. Çin 5 yıllık plan sistemini 1953'te uygulamaya soktu. Birinci endüstriyelleşme anlamında başarılı olduğunu hatta endüstrinin beklenenin de ötesinde %121 büyüdüğünü söyleyebilirim. Bu planın işe yaraması köylülerin çok büyük miktarlarda tahıl yetiştirip çok ama çok güzel satmalarına bağlıydı. 5 yıllık plan sayesinde ortada... Çok çok fazla tüketim malı kalmadığından insanların alacak bir şeyleri olmaması enflasyonda kontrol altında tutarak tasarrufu destekledi. Şehirde çalışanlar için yaşam standartları da yükselmesiyle Çin'in nüfusu 646 milyona büyüdü. Mao'nun planının bu ana kadar başarıyla yürüdüğünü söyleyebiliriz. Ama bu büyümenin kapitalizme geri dönüş olmadan desteklenmesi mümkün olmadığı için Mao ileriye doğru büyük adım adında çok büyük bir fikir ortaya attı. Mao'nun aklında ülkenin endüstriyel üretimini artırmak vardı ve bunun için insanlardan evlerinin arka bahçelerinde çelik üretimini artırmak için çelik ocakları kurmalarını istedi. Az önce de söylediğim gibi bu da pek parlak bir fikir değildi. Öncelikle çelik üretimi artmadı. İkincisi ise çelik üretmeyi bilmeyen insanların ürettikleri çelik çelik değildi ama yine de açık ara en kötü fikir Çin'in Sovyet Birler Birliği'nden tahıl karşılığında ağır neler almasıydı. Bu köylülerin yiyecek bir şeye kalmaması anlamına geldiği için 1959 ile 19 62 arasında muhtemelen çoğunluğu 10 yaşın altındaki çocuklardan oluşan 20 milyon kişi hayatını kaybetti. Düşünce baloncuğu çok acı bir durum bu. İyi haber vermem gerekirse bunu kültür devrimi takip etti. Şaka yapıyorum. Bu da en azından diğerleri kadar kötüydü. 1960'ların ortasına geldiğimizde Mao devrimlerin hızının azaldığı konusunda endişelendi. Ayrıca Çin'in de aynen Sovyet bloğu gibi bürokratik bir polis devletine dönüşmesini istemiyordu. Kültür devrimi devrimin altın günlerine geri dönmesini sağlamak için gençlere yetki vererek kitleleri ateşlemeye hedefliyordu. Düzgün bir iş bulamayan sinirli gençler bu fırsatı satı kullanıp öğretmenlerini, işverenlerini hatta ailelerini bile kınayıp gelenekleri yok etmek adına binaları yıkıp sanat eserlerine zarar vermeye başladılar. Kızıl muhafızların yükselen rütbeleri sonucunda eski dörtlü yani eski kültür, eski alışkanlıklar, eski fikirler ve eski gelenekleri temsil eden herkes aşağılanma ve şiddete maruz kalmaya başladı. Entelektüeller yeniden köylere gönderildiler. Bu sefer milyonlarcası infaz edildi. Sayısız tarihi ve dini eser de tahrip edildi ama kültür devriminin asıl amacı Mao'nun devrimini sağlamlaştırmaktı. Mao'nun hala her yerde kocaman resimleri olmasına rağmen Çin'in bugün sosyalist bir devlet olduğunu söylemek oldukça zordur. Birçok kişi Mao'nun devrimlerinin çok kısa ömürlü olduğu için aslında Çin'deki gerçek değişimin 1911'de Çin'in 3000 yıllık geçmişiyle arasındaki bağı koparan anedanlığın son bulmasıyla gerçekleştiğinden bahsederler. Düşünsenize milliyetçi devrimler bir anlamda tarihi ortadan kaldırıyorlar ve bu yeni dünyada yaşama fikri Çin'de birçok iyi ve kötü şeyin gerçekleşmesine sebep oldu. Çin'deki iki devrimin mirasları bir araya geldiğinde daha anlamlı oluyor. Mesela bu videoyu çekmek için kullandığımız kameraların ve düzenlemek için kullandığımız bilgisayarların hemen hepsi Çin'de üretiliyor. Ama hükümet YouTube'u engellediği için Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan kimse bu videoyu iyi seyredemeyecek. Çok yazık. İzlediğiniz için sağ olun.